işimi yapıyorum. Siz bana bu şekilde hakaret edemezsiniz. Ne diyorsun? Ne? Diyorum ki ben size hizmet veriyorum. Bilmiyorum. Ne? Ben size hizmet veriyorum ve karşılığında paramı talep ediyorum. Önce karakola çekeyim bu hakaretinizi. Sağdan gerizekalı. İneceğim ben. Tamam, paramı ödeyin. İnin hanımefendi. Sen niye de gitmiyorsun o zaman? Ben uğraşamayacağım. Hanımefendi, karakola çekmemi istemediniz mi? Ben sana gideceğim. Sen falan kendini gidiyorsun. Hayır, gitmiyorum. İmdat! İstediğin kadar. Müdahale etmeyin. Ne? Bakın. Eve götürsene beni. Allah'ım. Tamam, önce önce karakola götür. Eve götür beni. Aptal sen. Çıksın sen. Ya. Okey. Bırak. Ya. Zaten ben karakola gidiyorum hanımefendi. Sakin olun. Ne karakolu, ben demiyorum ya. Ben çağıracağım buraya. Ben gitmek istemiyorum. İmdat! İmdat! İmdat, buraya gelin. Geliyorlar zaten. Rahat durur musun hanımefendi? Devam et, devam et. Devam et. Yarın. Yarın saldırı. Yarın saldırı. Çağlayan adliyenin altına giriş yaparken sen devam et, devam et. Ben sana zaten 50 lira para vereceğim. Taksimetreye baktım, 51,5 lira. Dedim ki hanımefendi, taksimetre zaten bu kadar. Hani daha gideceğiniz yere 3 kilometre, 2 kilometre mesafe var. Daha da yazacaktır dedim. Ben de başka para ödemem sana dedi bana. Dedim hanımefendi, ben sana hizmet veriyorum. Sen bana ödeme yapmayacağını söylüyorsun dedim. Yani nasıl olacak? Beni götüreceksin dedi bana. Dedim hanımefendi, tamam ben sizi götüreyim. Paranız yoksa da vermeyin, önemli değil. Aldığım yer belli sonuçta yani. Hani oradaki insanlar da... Ama şiddet mi başladı? Nasıl oldu? Onu anlatır mısın? Şiddetin başlama sebebi şu. Hanımefendiyi ben tünel çıkışında sağda dörtlerimi yakarak aracımı durdurdum. Buyurun dedim hanımefendi, benimle devam etmek istemiyorsanız başka bir araç bulun, onunla devam edin. Gene mütevazi ve kibar davranıyorum kendisine. Hanımefendi bana, ben iniyorum, sana da para ödemiyorum dedi. Dedim ki hanımefendi, ben sana hizmet verdim, ben paramı talep ediyorum senden. Evet. Benim ücretimi ödeyin. 53 lira taksimetreniz var, 50 lira verin, inin dedim. Vermiyorum, alabiliyorsan al dedi bana hanımefendi. Şimdi bayan arka koltukta oturuyor. Vermiyorum, alabiliyorsan al diyor. Ben dedim ki hanımefendi, ben sizinle uğraşamayacağım. Ben aracımı karakola çekiyorum. Varsa benimle alakalı bir şikayetiniz, evet, bir iddianız. Buyurun dedim, karakola gidelim, şikayetçi olun. Ben de sizden şikayetçi olayım. Varsa mesele, araç içinde kamera var. Çıksın ortaya dedim, yani bu, söylemin bu. Neye uğradığımı şaşırdı. Ben ona bir temasım yok, hiçbir şeyim yok. Kendi kendine yattı arabanın arka koltuğuna, camları tekmelemeye başladı. Sonra kameramın açık olduğunu görünce bana saldırmaya başladı, bana tekme atmaya başladı. Sonrasında en son saçımı tuttuk, şeye geldik, Kağıthane ilçe emniyetine oraya yaklaşırken saçımdan tuttu, bırakacaksın beni, indireceksin falan. 155 arayacağım dedim, hanımefendi karakola gidiyorum zaten, aramana gerek yok. Sonrasında saçımı çekti, saçımı çektiği esnada telefonumu aldı elimden. Telefonumu alınca ben tabii afalladım yani. Kayıt her şeyim orada.